Evet, bir deneyeceğiz bakalım. Becerebilecek miyiz? Yakacak mıyız? Evet, önce birkaç tane şöyle büyük odunu yaralım. Dilerseniz bu arada bir köy turu atalım drone'la. Bakalım ne çıkacak, bakalım ne çıkacak. Ama patatesler kesin çok lezzetli olur. Ben çok severim. Bambam iyi misin diyor. Bambam ne yapıyorsun oğlum? Herkes bahçeye çıkınca bir mutlu oluyor. Gel buraya. Evet Filiz. Gel buraya diyor. Yerim seni. Gel buraya. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet efendim, doğdu güneşimiz. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Biz kendi ekmeğimizi kendimiz pişireceğiz. Normalde de yapıyoruz zaten. Bir yaptığımızda da şöyle bir hafta falan neredeyse gidiyor, bize yetiyor. Şimdi bugün de o sıradan aslında yaptığımız ekmeği bir de sizlerle paylaşalım istedim. Kaçırdım. Bir yandan ekşi mayamız kabarırken bir yemek kaşığına yakın tuz koyacağım. 1 kilo dediğim gibi burada aşağı yukarı un var. Birazcık daha takviye belki yapabilirim. Çok azıcık böyle bir çimpik şeker de atıyorum. Şimdi ılık suyla yavaş yavaş birazcık daha un ekleyeceğim. Yaş mayamızı da şöyle orta kısmını alalım. Yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Ben de köye geldikten sonra ekmek yapmaya başladım. Normalde çok yaptığım bir şey değildi. Aslında pandemi döneminde herkes bir başladı evde ekmek yapmaya. Değil mi? Herkes bir şeyler denedi ama ben o dönemde evde ekmek yapmamıştım İstanbul'da. Evet, şimdilik zor iş Filiz'de. Birazdan da zor iş bana geçecek. Değil mi? Çünkü eski bir taş fırında yapacağız. Evet, bugün farklı olarak normalde kuzineli sobamız var biliyorsunuz. Sobada pişiriyoruz ama bugün komşumuzun taş fırınını deneyeceğiz. Yaşlı bir teyze var, aslında o taş fırın ayarını da o biliyormuş ama birkaç günde başka bir yerde olacakmış. O nedenle olmayacak. Biz de kafaya koyduk bir kere taş fırında pişireceğiz diye. Evet, bir deneyeceğiz bakalım becerebilecek miyiz, yakacak mıyız, pişirebilecek miyiz, göreceğiz. Hepsi bir tecrübe Filiz Hanım. Aynen öyle. Normalde böyle ekmeğimizi yapıp biz ufak ufak yapıyoruz. Buzluğa koyuyoruz. Bir 15 gün falan bize yetiyor. Evet. Zaten standartlı bir hafta yetiyor. Kendimiz yaptığımız için dışarıda da durursa bir hafta bayatlamadan duruyor ekmek. Ya, bayatlamadan bir hafta kalıyor. Biraz cıvık bir hamur olacak. Ki güzel kabarsın değil mi? Böyle evet. Yumuş yumuş güzel bir ekmek olsun. Şu hamuru yoğurmak için çok böyle kolay, tabii kolaylaştırıcı artık malzemeler var ama. O spatulalar falan mı? Spatulalar, hamur yoğurma makineleri neler neler var tabii de. Biz daha böyle klasik gelenekselci, bayağı böyle ele yapışan, elimi de göstereyim şöyle, ele yapışan bir hamur olacak. Kurabiyelerde işte ya da diğer şeylerde yaptığımız gibi bir hamur değil ekmek hamuru. Evet, artık mayalanmaya bırakabiliriz. Üstünü kapatacağız. Yaklaşık mayalanmayı eve koyalım bence. Evet, bir buçuk saat kadar bir mayalanacak, ondan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Biz o sırada biraz odunlarımızı kıralım, evet. Şey için. Taş fırın için. Taş fırın için. Bebek daha alıyor, ben bir de onu besleyeyim. Tamam. Evet, önce birkaç tane şöyle büyük odunu yaralım. Sonra da sırladığımız fındık odunlarından götürürüz. Biraz da buradan hem tutuşturmak için hem de içerideki alevi yükseltmek için fındık odunumuzdan alacağız. Bunları kısaltacağız şimdi. Evet dostlar. Hamurumuz mayalanıyor. Odunlarımızı da hazırladık. Şimdi gidip bir de ocağı hazırlayacağız. Dilerseniz bu arada bir köy turu atalım drone'la.
Aşkım hiç kabarmamış. Kabarmıştır aşkım. Buradan görüyorum kabardığını. Kabarmamış. Maşallah. Bayağı kabarmış. Kabarmış. Hadi odunlarımızla gidelim bakalım. Burası yeter herhalde değil mi Deniz? Bu bence fazla bile gelir. Zaten bugün deneme yapıyoruz. Biliyorsun. Evet, çok az hamur yaptık özellikle denemek için. Bu çok güzel oldu ya. Tam bunun içinmiş bu. Evet. Allah. Hadi gidelim. Evet dostlar, fırınımız bu. Şimdi güzelce bir tutuşturacağız. Ateşimizi yakacağız. Biliyorsunuz odunlarımızı hazırlamıştık. Ondan sonra da artık bakalım ilk kez test edeceğiz. Böyle nasıl olacak? Durumda. Evet, ilk kez. Ya çok heyecanlıyım. Bunda pizza vesaire neler neler yaparız. Biz pide, bu işi çözersek çok güzel şeyler burası yaparız. Tandır, evet. Hani fırında yemekler. Lahmacun. İlerleyen bölümlerde onları da göreceğiz. Evet ya, şey çok güzel olur. Burası çok güzel de bir yer aynı zamanda şey, kar yağarken falan şurada tabii güzel böyle bir lahmacun. 10 numara olur. 10 numara olur. Deniz ateş yakmaktan bayağı hoşlanıyor. Evet, küçükken anneannemin tuvaletini yakmıştım bile var. Hem de 3-4 defa. Ya. Tuvaleti nasıl başardın ya? Şey değil mi? Kalebodur, fayans bir şey değil mi yani? Ya şey, bir de eskiden bak olay nasıl. Tüp var. Üstünde şofben var. Yanında küvet var. Arada da böyle perde var. Perde plastik. Ben de kolonyanın yanıcı olduğunu öğrenmişim. Aa şey, duş perdesi. Duş yani perdesi. Böyle fayansın üstüne işte kolonya sıkıyorum, yakıyorum falan, çok güzel oluyor. O böyle şeye sıçradı. Perdeye sıçradı. Bir yaktım, perde birden yanmaya başladı. Ben kapıyı kapattım, gittim içeri oturdum. Yine anneannem geldi, oğlum ne yaptın sen dedi. Böyle durmazsın. Bir şey yapmadım anneanne. Oğlum ne yaptın bak söyle. Bir baktık tuvalet yanıyor. Yani tüp müp patlayabilirdi işte, çocukluk. Ona rağmen kadın bana hiçbir zaman kızmamıştır yani, bir şey dememiştir. Allah rahmet eylesin. Valla çok özlüyorum anneannemi. Şimdi de alev alsın ufak ufak. Şimdi tepside de mayalandırma yapacağız ama öncesinde şöyle elimi yağlayacağım. Sonra da tepsiye alacağız biraz. Hamurumuz çok güzel kabardı. Birazcık havasını alıyorum. Belki bir tepsi bile yeterli olabilir bize. Hamurları tepsiye aldık. Birazcık da tepside mayalanacaklar. Sonrasında da fırına. Evet, bu şekilde içerideki ateşimizi de sağa sola yaydık arkadaşlar. Şimdi biraz daha köz haline gelmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra içine ekmeğimizi koyacağız. Şimdi ateşimiz hazır. Buradan ekmeklerimizi alıp ben yavaş yavaş içine doğru koyacağım. Burada güzel bir küreğimiz de var. Burada çok böyle güvendiğimiz komşularımız var. Murat Deniz de komşumuzdaydı. Ben ona bakmaya, şöyle karnını doyurmaya gittim. Deniz o arada fırına atmış ekmekleri. Aç bakalım, ufak cebimiz var bak orada, gözümüz. Bu arada komşular da burada. Birazdan tereyağlı ekmek partisi. İçeride pişiyor. Evet. Odun ateşinde. Bu ilk denememiz, bakalım bu güzel olursa belki böyle pizzalar, işte lahmacunlar, bir şeyler yaparız daha. Evet, şöyle ters düz yapalım. Ben duş bir de bez alayım da. Değil mi? Elimle tutmayayım, direkt yapışmayayım. Oh, oh. Siz ne yapıyorsun? Şimdi ocağı yaktık. Hazır elimizde ateş var. Patates atmadan olur mu közde? Hemen patateslerimizi yıkayıp közde patates yapacağız.
Güzel bir yemek olacak şimdi değil mi? Aynen. Hem patatesler hem sıcak ekmeğimiz. Başım ilk bence hedefimiz bahçeye böyle bir şey yapmak olmalı yani. Evet değil mi? Vallahi ağzımın suları şimdiden akmaya başladı. Son birkaç tane kaldı. Bunları da koyalım. Ekmekle pişene kadar bunlar da epeyce bir kendine gelir. Kapa kapağımızı bakalım. Evet Filiz Usta. Attık bakalım fırına. Bekleyeceğiz artık. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Ama patatesler kesin çok lezzetli olur. Ben çok severim közde patates. Köyde çok yapardık. Oo, mis gibi kokuyor ha. Evet. De sıcak sıcak. Şöyle patateslerimiz de pişmeye devam etsin. Pişmeye devam etsinler. Onları da bir karıştırırız şimdi. Şurada örtüyor örtelim. Şöyle. Bir tane de kızlara küçük ekmek. Üstlerine. Var kızım, yapıp beklersen veririm. Deriz bir kat daha katla öyle yap, kalın olsun. Tamam. Örttük. Birazdan yemek azıcık, için azıcık dinlensin. Hazır olacak, azıcık evet. Dinlensin. Ama mis gibi koktu vallahi. Evet, var çok ya güzel şu an. Koktu. Bak dumanı da tütüyor. Gözüküyor mu duman? Evet gözüküyor. Gözüküyor gözüküyor. Çok güzel oldu. Şöyle bir bakın bakın. Gördüğünüz gayet yumuşak oldular. Sünger gibi. Güzel yaptık ya. Güzel oldu. O isin tadı da geçti ya çok değil mi? Evet. Lezzetli olmuş. Yani biraz normalde de evde de zaten odun ateşinde pişiriyoruz. Biz kömür falan kullanmıyoruz ama bu bambaşka bir şey. Odun yani. Ateşinde pişiriyoruz da sobada şimdi o yani odunu görmüyor aslında. Ayrı tabii, kapalı tabii. Bir haznede burada direkt yanında. O evet, yüzden tabii. İsli o gibi. Kokusu daha güzel aynen sinmiş öyle. Üstüne. Çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar bu pamuk gibi ekmeklerden yakında Shopee hesabımıza da koyacağız. Bir hafta bayatlamayan gerçek ekşi mayalı köy ekmeği. Çok yakında Shopee hesabımızda. Evet, patatesler de olmak üzere arkadaşlar. Şöyle yana onları közlere dizdik. Yanında da bir ateş yanıyor. Son patatesleri de alalım. Alalım bakalım. Dur istiyorsan şunu da ben çekeyim, sen onunla al aşkım. Elin yanmasın. Tamam, evet bayağı uzaktalar. Ama çok güzel piştiler. Hop. Ha evet, da şöyle yapayım. Pamuk gibi pişmişler. Güzel güzel piştiler. Bir yemek artık. Yemek. Acıktık. Kokuları duydukça daha fazla acıktım. Biz bugün kıymetli komşularımızla bir akşam yemeği sofrasına oturmak üzereyiz. Allah ne verdiyse toplandık, toplaştık. Şimdi yemek zamanı. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı okumaktan çok memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz. Ayrıca yorum da yaparsanız çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğlum çok mu sıkıldın orada? Dışarı mı bakıyorsun? Çıkacağız şimdi. Murat? Babam? Maviş? Aşkım, böyle güneşe dönelim biraz. Biraz böyle güneş gör biraz. Bir tanem benim. Hiç de sevmedi güneş. Tamam, tamam. Sinire bak. Baba. Aşkım benim, canımın içi. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar.